Ya şeyden girelim. Hı, buyur. Teşkilat-ı mahsusa nedir? Soruya bak. Evet, nedir? Söyledik işte MİT'in atası Umuru Şakiye Dairesi. Kuruluşunu anlatsana. Ne zaman kurulmuştur? Oradan girilmez efendim. Çünkü bizim Türk devletlerinde... Ahmet Beyciğim oradan girilmez. Yok yok, oradan girilir. Şöyle diyelim. Osmanlı döneminde... Osmanlı öncesi Türkiye'deki istihbarat... gizli teşkilatlar nelerdi? Hayır. Gizli teşkilat diye bir şey yok. Nasıl yok? Bu resmi teşkilat. Resmi işte. Umuru Şakiye. Gizli olması için gayri resmi olması mı? Evet. MİT de gizli teşkilatı resmidir. Resmi. Evet efendim. Daha önce var mı böyle şeyler? Espiyonaj, kontra espiyonaj meselesi. Ben müsaadenizle söze başlamadan önce... Estağfurullah. Bu araştırmayı yaparken çok zaman kendisiyle konuştuğum Erol Şadi Bey'i rahmet ve saygıyla anmak istiyorum. Allah rahmet eylesin. Çünkü bazı isimler konusunda filan kendisinden yardım alırdım. Tabii o isimden onun akrabası gibiydi rahmetli. Evet, evet. O şekilde anlatırdı. Onun için kendisini tekrar rahmetle anıyoruz. Şimdi teşkilat-ı mahsusa kavramı askeri yazışmalarda ilk kez 1911'deki Trablusgarp Harbi'nde geçiyor. Orada yerel unsurlardan birlikler oluşturuluyor ve bu oluşturulan birliklere de askeri yazışmalarda isim olarak teşkilat-ı mahsusa birlikleri deniyor. Ve bu kavram ilk kez orada giriyor, sonraki dönemde de devam ediyor. Yalnız bu Trablusgarp'taki teşkilat-ı mahsusa birliklerinden yerel güçleri alıyorlar, başlarına Osmanlı zabitlerini tayin ediyorlar ama istedikleri verimi alamıyorlar. Çünkü bunları disipline ederek bir başarı sağlama ihtimali yok. Sonraki dönemde Balkan Harbi hemen başlayınca da bunu devam ettiriyorlar. Yine bu gönüllü birlik, gönüllüler topluyorlar. Bu gönüllülerden oluşan birlikleri de teşkilat-ı mahsusa birlikleri diyorlar. Ama bu teşkilat-ı mahsusa birliklerine katılanlarla o dönemdeki ifadeyle kontrato imzalıyorlar. Yani bunlarla bir anlamda profesyonel asker olarak imza attırıyorlar. Özel tim gibi bir şey mi bunlar? Özel timden ziyade. Lejyon gibi mi? Paralı asker. Bir şekilde öyle. Hatta bunların iaşeleri için oradaki düzenli birliklere emirler veriliyor. Diyor ki bunların iaşelerini kendilerinden parasını alarak sağlayacaksınız. Böylece bu Balkan Harbi'nde de bunlar kullanılıyor. Ama bunların kullanıldıkları süre içerisinde disiplinden uzaklaşmaya eğilimli olmalarından dolayı çok kısa sürede bundan vazgeçiyorlar. Peki o Batı Trakya Türk Cumhuriyeti'ni kuranlar? Çok küçük birlikler. Balkan Savaşı. Çok detaya Erhan biraz sonra gireriz. Evet. Onlar teşkilatı mahsusa. Erhan dalda, bak yok, o sohbeti yukarıda yaparız. Bildiğimiz konuları yukarıda yaparız. Burada hiç bilmeyenine göre, bana göre anlatacaklar. Oralara hiç girmeyelim. Peki üstadım, bu Osmanlı öncesi Türk devletlerinde gizli teşkilat var mı? Ya söylüyorlar ama ben yani o kadar bir şey okumadım. Mesela Yıldız İstihbaratı ile ilgili de çok şey söylenir ama. Ha, var mı öyle bir şey? O jurnal teşkilatı mı? O jurnal teşkilatı bildiğimiz anlamda. Ama bu teşkilat-ı mahsusa sonra yani Birinci Dünya Harbi'nde bu seferberliğin ilanından sonra kurulan birimle onların bir ilgisi var mı? Pek zannetmiyorum. Çünkü bu kurulan birimin fonksiyonu, üstlendiği görev çok daha farklı. Ya sadece bir istihbarat elde etmek amacı yok. Tam tersi operasyonel işler yapıyorlar. Evet. Şimdi operasyonel işte. Çok önemli bir şey. Şimdi niye operasyonel işler? Yani gayri nizami harp dediğimiz işte. Tabii tabii. Gayri nizami harbiye. Bunlar yürütmeye çalışıyorlar ama ne kadar başarılı oluyorlar o tartışılır. Çünkü ellerinde yeterince şey yok, ekonomik güç yok. Mesela aynı anda hem Fas İspanya'dalar, hem Trablusgarp'talar, hem İran'dalar, hem de Kafkas cephesinde. Bunların hepsini bir arada yürütmek için şey lazım, ekonomik güç lazım. Ama bu da o kadar fazla kim yok. Kim kuruyor teşkilatı? Bu sefer... Hakkı tasdik gitmeyelim de.
Ahmet Bey kuruluşu bize bir anlatsın. Evet. Biz hiç... Ali'cığım sen de karışma, ben de karışma. Seferberliğin ilanından sonra... Hocanın güzel dinliyor, biz de öyle dinliyor. Bu 2 Ağustos'ta seferberlik ilan edildikten sonra bu Balkan Harbi'ndeki tecrübeye dayanarak yine böyle bir teşkilatı mahsusa birlikleri kurma fikri ortaya çıkıyor. 1914. 14. Ve bununla ilgili olarak da bir teşkilatı mahsusa merkezi umumisi oluşturuluyor. Burada binbaşı Süleyman Askeri var. Emniyeti Umumiye Müdürü Aziz Bey var. Doktor Nazım var. Bir de Atıf Bey var. Ama burada esas işi bilen, gayri nizami harbin ne olduğunu tam anlamıyla bilen binbaşı Süleyman Askeri. Binbaşı Süleyman Askeri bu gayri nizami harbi Kafkas cephesinde uygulamak istiyor. Bu Kafkas cephesindeki uygulamak istediği gayri nizami harp de Rus ordusunun cephe gerisindeki unsurları Osmanlı'ya mütemayil diyelim, o hale getirmek, arka cephede, Rus ordusunun arka cephesinde bir yumuşak karın oluşturmak ve bunun buradaki unsurları ele aldıktan sonra da Rusların cepheden saldırılarını arkadaki zafiyet yaratarak boşa çıkartmak gibi bir gayesi var. Ama bu tabii sahada pek uygulama şansı bulmuyor. Çünkü buna inanmayan sahada kişiler var. Bunlar da Bahattin Şakir, Rıza Bey, Nail Bey gibi o dönemde Kafkas cephesinin oradaki önde gelen kişileri. Zaten bunların arasındaki çatışmalar bir süre sonra Süleyman Askeri'nin bu görevden uzaklaştırılmasıyla son bulur. Ve Süleyman Askeri'nin bu gayri nizami harp yapma düşüncesi Bahattin Şakir ve diğer Rıza ve Nail Beylerin İttihat Terakki içindeki politik güçlerini... Nail Bey hangi Nail Bey? Bu Trabzon'daki. Ha ha ha. Politik güçlerini kullanarak Süleyman Askeri'yi oradan uzaklaştırırlar. Ve Süleyman Askeri Bey'in Basra'ya gitmesi, orada işte bir mağlubiyetle intihar etmesi... Oraya mı gitmiş onu bilmiyoruz biz mesela. Bilmiyoruz ne olmuş? Şimdi burada bu Bahattin Şakir, Rıza, Nail Beyler bu düzensiz birliklerle, yani gönüllülerden oluşturulan birliklerle Rus ordusuna karşı savaşmak istiyorlar. Gerilla harbi gibi. Hayır, hayır, doğrudan, doğrudan savaşmak istiyorlar. Ama düzensiz ve eğitimsiz bu gönüllülerle böyle bir düzenli orduya karşı savaşmak ve galip gelmek ya da başarı elde etme şansı yok. Süleyman Askeri de zaten bunu şiddetle karşı koyuyor ve bunları her şekilde uyarıyor. Ama bunu dinlemiyorlar. Tabii mesela Bahattin Şakir bir Narman ve Hasankale üzerinden bir birliklerini denetlemeye gidiyor, kendi gönüllü birliklerini. Dönüşte Talat Paşa'ya başarılarıyla ilgili bir yazı yazarken diyor ki, bizim diyor bu gönüllüleri diyor Ruslar diyor hiçbir şekilde tarif edemiyorlar. Çünkü asker desen asker değil. Asker desen asker değil. Bunlar şeytan gibi. Çünkü bunlar büyük başarı kazanmış. Ne yapmışlar? 800 tane koyun, 400 tane de sığır ganimet elde etmişler. Allah. Bunu büyük başarı olarak Talat Bey'e bildiriyor. Tabii Süleyman Askeri Bey buna hemen arkasından şey yazıyor bunlara. Diyor ki böyle yağmacılık bizim bahsettiğimiz gayri nizami harp için yapılacak bir şey değildir. İkincisi bu gönüllü eğitimsiz birliklerle Rus ordusuna cepheden savaş açmak da intihardan başka bir şey değildir. Bundan vazgeçmelisiniz diyor. Her halükarda bunları uyarıyor. Ama Doktor Bahattin Şakir hiçbir şekilde buna ciddiye almıyor. Daha doğrusu dikkate almıyor. Kendi bildiği şekilde gidiyor.
Bunun sonucunda ne oluyor? Süleyman askeri haklı duruma geliyor. Yine aslında burada bir şeyi daha bilmek lazım. Enver Paşa ile Bahattin Şakir arasındaki ilişkiyi de iyi bilmek lazım. Enver Paşa bu Bahattin Şakir'e gitmeden önce, Erzurum'a gitmeden önce Hafız Hakkı Kurmay Başkanı olunca ona bir şey yazıyor, telgraf geçiyor. Diyor ki bu Bahattin Şakir süratle oradan uzaklaştırılmalıdır. Neden? Çünkü diyor bunun diyor Balkan Harbi'nde ne kadar subaylar, askerler arasında büyük şeylere yol açtığını, kargaşaya yol açtığını tecrübeyle biliyoruz. Bu Bahattin Şakir'in ordu kumandanıyla herhangi bir şekilde müşavere etmemesi lazım. Çünkü aynı şeyler başımıza gelecektir diyor. Ve diyor ki bunu oradan süratle uzaklaştırın. Nereye? Artvin'e, o bölgelere gitsin diyor. Zaten ondan sonra da Bahattin Şakir'i oradan uzaklaştırıyorlar. Ve Artvin tarafına gidiyor. Sonra orada tabii kendilerine yeni bir hedef buluyorlar. O da Ardahan'ın zaptı. Orada bir de Ştanka Bey müfredisi var. Evet, Ştanka Bey geliyor. Bir de şimdi orada esas bu Yarbay Ştanka var. Alman. Bu da tabii İstanbul'dan bir müfrezeyle hareket ediyor. Ama şeye geldikten sonra, Trabzon üzerinden çıktıktan sonra Bahattin Şakir bu Yarbay Ştanka'nın verdiği emirlerde kendisini de teşkilat-ı mahsusa reisi diye imza atıyor. Ama Yarbay Ştanka'nın emrinde aslında. Ama böyle bir şey uygulamada yok. Bu Ardahan'ın zaptında da zaten Süleyman askeri yok ortada. Artık o gönderilmiş. Bu Yarbay Ştanka'nın başındaki müfrezeyle Yakup Cemil de bunların içinde. O da İstanbul'dan geliyor. Ve Yakup Cemil ilginç bir şekilde büyük kahraman diye bilinse de 2000 kişilik bir kuvvetle gelir oraya. Ardahan'dan geri dönerken Yakup Cemil'in müfrezesinden geriye sadece 70-80 kişi kalmıştır. Ve bu Ardahan'ın zaptı işi de çok enteresandır. Ruslar geri çekilme taktiğiyle bunları üzerlerine çekerler. Aldatıcı bir şekilde Ardahan'ı boşaltırlar. Bunlar 29 Aralık'ta Ardahan'a girerler. 1 Ocak'ta Talat Bey'e büyük zafer kazandıklarını yazarlar. Oysa iki gün sonra Ruslar geri döner ve bunların hepsini tepeleyerek geri çekilmek zorunda bırakırlar. Geri çekilmelerinde de zaten bu gönüllü birliklerden geriye pek fazla kimse kalmaz. Peki bu şimdi teşkilat-ı mahsusa diye resmi kuruluyor mu yoksa sadece isim olarak mı? İsim olarak var. O dönemde isim olarak kullanıyor. Şimdi ne zaman kurulmuş efendim? Bu teşkilat-ı mahsusanın yani kuruluşuna bakarsak Süleyman askerinin teşkilat-ı mahsusa reisi diye attığı imzalardan hareket edersek 4 Eylül yıl 1914. Ha bunu 1913 diye söyleyenler de var ama neye göre söylüyorlar onu bilmiyorum. Ama bir birim olarak Erkan-ı Harbiye'nin içerisinde bir birim olarak 4 Eylül'de bu faaliyete geçiyor. Ama bir kararnamesi bir şey var onun değil mi? Şey, tabii kuruyorlar bunu. O ne zaman kurulmuş? İşte bu yani onunla ilgili bir şey yok. Yok mu? Yok yok. Yani resmi bir şey. Resmi bir şey yok. Yok. Umur-ı Şarkiye'nin kuruluşunda var. Peki ikisinin farkı nedir? Siz kitabınızda iki ismi de vermişsiniz. İki ismi de vermişsiniz. Yani şimdi şurada teşkilat-ı mahsusa. Evet. Burada Umur-ı Şarkiye Dairesi. İkisi Umur-ı Şarkiye Dairesi ismini Nisan ayında alıyor. Bunu da hocam yılları söyleyeyim. 1914. Hı. 1915 Nisan'ında bu ismi alıyor. Niye alıyor? Çünkü bu Almanların Doğu İşleri Bürosu var. Oradan ilham alarak bu ismi koyuyorlar. Hı. Çünkü ilgilendiği sahalara baktığınız zaman bu Doğu coğrafyasıyla ve
Müslüman dünyasıyla ilgilendiği için bu işleri bu ismi alıyor. Ama teşkilat-ı mahsusa reisi diye imza atıyorlar. Yani bütün ünvanlarını o şekilde kullanıyorlar. Hatta Süleyman askerinin Kasım sonunda Basra'ya gönderilmesinden sonra Enver Bey'in amcası Halil Paşa, Paşa o sırada yarbay olması lazım veya binbaşı. O İstanbul Merkez Komutanı olarak bu birime ikiz görev olarak bakıyor. O kısa süre sonra Bağdat'a gidince yerine bu atanan yarbay Cevat ya da kaymakam Cevat. O da yine ikiz görevli olarak. Seyirciler çok isim geçiyor, takip edemiyoruz diyorlar. Öyle mi? Üstadım çok basit şekilde yani olur. Çok şey detayına sonra ineriz. Tamam. Çok basit şekilde. Yani benim gibi bir cahil anlatır gibi. Çok isim var, takip edemiyoruz diyorlar. Yani teşkilatın mahsusanın resmi ismi Umur-u Şarkiye Dairesi mi? Evet, sonraki kuruluştaki esas ismi Umur-u Şarkiye Dairesi. Bu da Almanların bu Doğu İşleri Bürosu'ndan ilham alınarak yapılmış bir iş. Başka bir şeyi yok. Çünkü Almanlarla o sırada çok fazla temasımız var. Yani bu Umur-u Şarkiye asker şeyde Erkan-ı Harbiyen yani Genelkurmay'ın içerisinde bir birim, bir daire. Tabii tabii. Bir birim. Tabii. Peki bunun resmi kuruluş bir yönerge mönerge bir şey var mı yani o dönemde Umur-u Şarkiye'nin? Umur-u Şarkiye'nin var. Var var. Var. Var tabii. Amaç Umur-u Şarkiye'nin ne gösteriyor orada? Vazifeleri, amaçları. Vazifeleri, amaçları içine baktığınız zaman daha çok İslam dünyasına yönelik bir operasyonlar yapmak. Ama burada da bugünün moda terimiyle algı operasyonları. Ne yapıyorlar? Bunun ilgi alanı çok geniş. Nereden? Bütün Kuzey Afrika, Hindistan'a kadar uzanıyor. Kafkasya, Orta Asya. Bu coğrafya, İran dahil, bu coğrafya üzerinde Osmanlı devleti lehine propaganda yapmak. Ve oradan, oradaki kitleleri Osmanlı Devleti'ne müzahir hale getirmek eskilerin deyimiyle. Yani ne demek? Sempatiyle bakmalarını sağlamak. Peki kaç kişi bunlar? Yani bu daire kaç kişiden oluşuyor? Bu dairede öyle çok fazla şey yok. Şubeler var. Bu şubelerin başında birer tane subay var. Mesela Doğu Şubesi'nin Fahri Müdürü Köprülüzade Mehmet Fuat. Evet. Fuat Köprülü'nün burada yazdığı bir sürü raporlar var. Mesela Yusuf Akçura var. Tabii bunlar yani daha çok sivil kişileri veya sivil den faydalanarak operasyonlar yapıyorlar. Dur ara veriyoruz zaten. Ara veriyoruz diyorlar. Birkaç tane önemli isim var çünkü bu teşkilatın içinde deniliyor. Herhalde anladım ben sonra. Yok tahmin onu ediyorum. Aradan sonra ne söyleyeceğimi söyleyelim. Said Nursi ve Mehmet Akif var mı bu teşkilatta? Aradan sonra devam edelim. Tamam. Evet biraz sonra efendim beraberiz. Evet efendim. Doktor Ahmet Tetik mütekaid Miralay yani emekli albay tarih doktoru, Doktor Ahmet Tetik konuğumuz ve teşkilat-ı mahsusa hakkında şu. Teşkilat-ı mahsusa Umur-u Şarkiye Dairesi. Bu kitap 3 cilt olacak. İlk gün lütfedip kitabı gösterirse. Sağ ol İlkgüncüm. 3 cilt olacak. Bu kitabın yazarı ilk cildi çıktı şimdilik. Bu malum İş Bankası'ndan. Şeyden. İlk defa teşkilat-ı mahsusa belgeleri bu kitapta yayınlanmaya başladı. Daha önce teşkilat-ı mahsusa hakkında bazı kitaplar çıktı fakat belgesel bir kitap ilk defa çıkıyor görüyorsunuz. Yani daha ziyade macera romanı havasında kitaplar yazıldı. Science fiction böyle kurgu bir. Affedersin onu öyle tutsana. Teşkilat-ı mahsusa'nın yazmalarında Ay Yıldız mı var hep? Hayır değişiyor. Değişiyor mu? Evet. Şeyi söyleyeyim. Bazı seyircilerimiz soruyorlar. Teşkilat-ı mahsusa'nın işte sancağı Özal'a verilmişti şöyle olmuştu falan. O bayrak meselesini bilmiyorum. Yalnız şunu biliyorum. Teşkilat-ı mahsusa'nın şu boy şöyle güzel bir arması var. Mine ile işlenmiş. Zannedersem merkezinde bulunan armaydı o.
1990'lı yıllarda rahmetli Sevgi Gönül o armayı satın aldı, sattılar. Ne vardı armada, nasıl bir şeydi? Üç hilal var üstte. Üç tane hilal var, gizlilik şeyi çok gibi. Çok gizli. Çok gizli şeyi. Vallahi belki fotoğrafını çekmişimdir, hatırlamıyorum. Hı. Renkliydi, mine işlemeliydi, çok güzeldi. Ya Sevgi Hanım'dadır, ya Sevgi Hanım'ın koleksiyonunda duruyordur, varislerindedir. Veyahut Saddak Hanım Müzesi'ndedir. Çünkü o zaman epey uğraşılmıştı ne olduğunu anlamak için, anlaşılması için. Teşkilat-ı Mahsusa'nın amblemi, yani şeyi, armasıydı. Şu boy falan, şu kitaptan küçük, şöyle bir şeydi. Şöyle, şu şekilde düşünün, şöyle bir şeydi. Gayet süslü, güzel işlenmiş. Üç tane hilal vardı, bayrak vardı, ay yıldızı bayrak vardı. Unuttum yani şeyini, böyle bir şeydi. Evet, şimdi Ahmet Bey'e soruyu şeyden bir soruları daha geçmeden önce bir dakika Erhan'cığım, bazı sorulara cevap verin. Şimdi efendim, sevgili seyirciler, teşkilat-ı mahsusu hakkında bilen bilmeyen bugüne kadar ortaya dünya kadar iddia attı. Yok CIA teşkilat-ı mahsusadan ilham almış, yok IRA İran'da Kurtuluş Ordusu onun tarafından kurulmuş. Ya teşkilat, hani Kerim Merhem olsa başına sürmüş hikayesi. Teşkilat-ı mahsusa çok başarılı bir şey olsaydı İmparatorluk çökmez. İmparatorluk çökmez yani. Nereye gitse batmıştır teşkilat-ı mahsusa. Dolayısıyla tekrar söyleyeyim, tek teşkilat-ı mahsusa hakkında belgelerin yer aldığı tek kitap bu. Yani bir daha göstereyim efendim. Anladığıma göre başarısız bir teşkilat. Oğlum onu konuşacağız, tam başarısız. Düşünebiliyor musunuz? İlk başkanı yenilgiden intihar ediyor. Basra'da Süleyman Askeri Bey. Budur. Evet. Bu da ilk cilt. Daha bu böyle bir şey olacak. Şöyle. Daha önceki bu konuda çıkan kitapların hepsi ya hayalidir veyahut eski teşkilat-ı mahsusayla bağlantısı olan kişiler tarafından yazıldıysa o kişilerin kendilerini yüceltmek maksadıyla kaleme aldıkları veya aldırdıkları eserlerdir. O bir Amerikalı mı? Stoddart. Onun vardı. Arif evet. Cemil'im var. Efendim? Arif Cemil'im var. Evet. Ama bunlar daha çok şahsi hatıralar. Şahsi hatıralar. Yani teşkilat-ı mahsus hakkında görüyorsunuz belgelerin yer aldığı, tabii tercümeleri de var, tek kitap budur. Ve bu devamıdır. Diğer cidden dolayısıyla efendim, Atatürk'ün Trablusgarp'a teşkilat-ı mahsusa vasıtasıyla gittiği falan diye bir şey yoktur. Trablusgarp'a teşkilat-ı mahsusa yok. Yok.